Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, inanma arzusu veya buna ihtiyaç da diyebiliriz. İnanma ihtiyacı, düşüncesi. Her insanda var mıdır? Şunun için soruyorum, yani ben inanmıyorum, inkar ediyorum diyenlerde de var mıdır? Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken mesela Ruhul Beyan tefsirinde Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesinin tefsiri orada açıklanırken buyuruyor ki insan kendisinin ve her şeyin yaratıcısını tanımaya elverişli olarak yaratılmıştır. Format bu yani. Format bu. Fakat demin bir soru sordunuz, dediniz yani yani bu inkar edenlerde de var mı? Burada bir şey anlatılıyor. Buyuruyor ki yaratıcısına ibadet etmek, ona yaklaşmak arzusu her insanda vardır. Fakat böyle elverişli olmanın ve bu isteğin de kıymeti yoktur. Niye? Çünkü nefis, şeytan ve kötü arkadaş insanı aldatarak yaratılışındaki bu arzuyu yok eder diyor. Yani sonradan bir takım asalaklar var. Bunlar evet. Bozuyorlar yaratılışı. Yaratılışında mevcut bu. Ama diyor bunun bir kıymeti yok. Niye? Çünkü onu bekleyen kötü arkadaş var, nefis var her şeyden önce, şeytan var, kötü arkadaş var, onu yok eder. Devam ediyor, ya yaratana ve kıyamet gününe inanmaz olur, yahut müşrik yapar, nefis, şeytan ve kötü arkadaş. Müşrik Allah-u Teala'ya yaklaşamaz, onu tanıyamaz, şirkten uzaklaşıp tevhide sarılarak hasıl olan marifet tanımak kıymetlidir. Bunun alameti peygamberlere ve kitaplarına inanmak ve bunlara uymaktır. İnsan Allah-u Teala'ya ancak böyle yaklaşabilir. Yani anlatılmak istenen insanın yaratılışında inanma duygusu var. Hani inkar edenlerde de var bu. Evet. Efendim bende yok falan. Yok. Cenab-ı Hak yaratırken yaratan Cenab-ı Hak'tır. Sahibi Cenab-ı Hak'tır. İnsanın sahibi, yaratanı. Dolayısıyla bu arzu, bu istek onun yaratılışında mevcut. Yani kendisini yaratanı tanımaya kabiliyeti yaratılmıştır. Hatta bunun daha öncesi anlatılıyor. Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman ruh buna elverişli. O tanıyor ve biliyor. Zaten insan demek de o demektir buyuruyor. Ruhları yarattığı zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hitap etti hepsine. Estağfirullah. Elestü bi rabbiküm. Yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu evet. Dediler ki bela. Evet. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Rabbimizsin. Onun için de mesela biz çocukken falan böyle babaannemler kuşakları bize anlatırlardı. Müslüman mısın? Elhamdülillah. Ne zamandan beri? Kalu beladan beri. Yani biz ta ruhlar aleminde dedik ki bela. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Ruh tanıyor. Ama ruh bu bedene girince işte o ruhu beyan da Zümer suresinin 3. ayet-i kerimesinin tefsirinde nakledildiği gibi, anlatıldığı gibi nefis ve şeytan ruhun bu ruhta mevcut olan bu şeyi engelleyerek, mani ederek, mani olarak ve kötü arkadaşlarla bunu yok ediyor. Ondan sonra adam diyor ki ben inanmıyorum, ben ateistim falan filan. Halbuki bunu kendisine söylettiren nefsidir. Bir ihtiyaç var, inanma ihtiyacı var. Vücut bedende insan da ona göre yaratılmış. Bu inanmayınca orada bir boşluk doğuyor. Onu da artık imansızlık dolduruyor. Şimdi tabii nefis boş durmuyor. Evet. Nefis boş durmuyor. O boşluğu doldurmak için. O boşluğu dolduracak. Ne diyecek? Arkadaş diyecek ben öyle işte hani peygambere falan işte Allah'a falan inanmıyorum. Ben kendime göre böyle bulduğum falan. Ne yapar kendine göre bulduğu? Taşı yontar. İşte bu bir semboldür falan filan demeye başlar. O taşa, o heykele adaklarda bulunur. Bilmem neler olur. İşte putperestlik böyle doğmuş. Önünde secde eder falan. Önünde secde eder. Mesela Mekkeli müşrikler de biz diyorlar biliyoruz o taştan yapılmış, tahtadan yapılmış putların bir şey yapamayacağını. Niye tapıyorsunuz peki? Niye tapıyorsunuz peki? İşte haşa güya yaratıcıyla aramızda bunlar elçi olsun diye yapıyoruz diyorlar. Bir yaratıcının olduğunu hissediyor. Herkes hissediyor. Mesela ateistlere de soruyorsun, tesadüf müydür falan. Eğer biraz aklı başındaysa düşünüyor yok diyor. Ama diyor bu diyor işte tabiat kuvveti de iyi veriyor oraya. Yani tabiat kuvveti işte tabiat kendi kendini yeniliyor falan. Yani
hepsine sahip olan yaratıcıyı kabul etmiyor. Onun yerine sizin de ifade ettiğiniz gibi Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarından birisini koyuyor. Ha Mekkeli müşriklerin taştan yaptığı heykel, ha senin tabiat dediğin kuvvet, ikisinin arasında bir fark yok. O heykel de yaratılmıştır, bu tabiat da aynı şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla yaratanı sen kabul etmeyip reddedince ona yaratılanlardan birisini koyma durumu söz konusudur. O güzel bir yere temas ettiniz, konuya temas ettiniz. Çünkü kitaplarda Ehl-i Sünnet alimlerini açıklarken buyuruyorlar ki Allah-u Teala yarattığı sistemde boşluk yok. Bir kalpte iman yoksa orası boş kalıyor demek değildir. Başka bir şey gelir oraya, çör çöp gelir yerleşir oraya. Abuk sabuk şeyler yerleştirir. Mesela bugün Hinduizm var, Şintoizm var, ondan sonra Totemizm var. Putperestliktir bunlar. İyi adamlar bakıyorsun aynı şekilde abuk cubuk şeyleri yapıyorlar. Hayvana tapıyor mesela. Hayvana tapıyor. Totem olarak yılanı kendisine tanrı kabul etmişti. Onlara inanıyor. Peki onları aynı şekilde küçümsüyor. Diyor ki bak bunlar diyor neler neler yapıyor falan. Bir şey anlatıyorlar da. Şimdi bu Kore Harbi. Sizler belki hatırlamazsınız ama biz daha o zaman da küçüktük. Kore Harbi'nde şimdi Çinlerden de ondan sonra Amerikalılardan da Türkiye'de iştirak etmişti. Türklerden de şehit olanlar vardı. Onlardan ölenler vardı. Şimdi bir şey anlatılıyor. Amerikalılar kendi ölülerine çiçek götürüyorlar. Çinliler de kendi ölülerinin kabrinin başına pirinç koyuyorlar. Amerikalılar güya kendi yaptıkları çok makbul ve matah bir şeymiş gibi Çinlilerle dalga geçiyorlar. Diyor ki sizin ölüler diyor o diyor pirinci ne zaman diyor yiyecek? Doğu insan ariftir. Yani öyle sıradan değildir. Çinli de dönüyor diyor ki sizin ölüler diyor ne zaman diyor kalkıp o çiçekleri koklarsa bizim ölüler de diyor o zaman kalkıp bu pirinçleri yiyecek. Yani sen bir şey söylüyorsun da onunla dalga geçiyorsun da senin yaptığın matah bir şey mi? Seninki de aynı şekilde uyduruk bir şey. Oraya götürüyorsun, kabre çiçek koyuyorsun. Ne olacak o çiçeğin ne faydası var? Ha Müslüman götürüp aynı şekilde yeşil bir şey kor veyahut da yeşillik diker. Onun faydası var çünkü faydasını Peygamber Efendimiz bildirmiş. Buyuruyorlar ki bir ağaç, bir yeşillik, bir çiçek kabre ekildiği zaman o çiçekten veyahut da aynı şekilde o ağaçtan istifade eden kurtlar var, böcekler var, ne bileyim ben sinekler var, kuşlar var. Bu sadaka olur ve dolayısıyla kabirde yatana da sadaka sevabı verilir. Yoksa o ağacın, o çiçeğin ona herhangi bir faydası söz konusu değil. Dolayısıyla Allah-u Teala inanma duygusunu insanı yarattığı zaman ona vermiştir. Ama bu inanma duygusu Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde değilse, yani yaratıcıya inanmıyorsa, yaratıcının gönderdiği peygamberlere inanmıyorsa orası boş kalmaz. Mutlaka oraya gelir, bir şeyler oturur. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki, dininizi unutursanız, yani öğrenmezseniz, dininizin emirlerinde uygun hareket etmezseniz örf ve adet dediğiniz şeyleri din zannetmeye başlarsınız. Yani, doğru. Örf ve adet dediğiniz şeyler ama bizim adetimiz diyor işte. Bazen din unutulmuş ama bu bizim adetimiz diyor adam. Bu bizim göreneğimiz diyor. Bu olmazsa olmaz diyor. Bu olmazsa olmaz. Mesela şeyde yani Anadolu'da, Doğu'da daha önce Batı'da vardı da şimdi zina eden kadını veya tecavüze uğrayan kadını, kızı neyse öldürüyorlar. İyi arkadaş da ona tecavüz eden erkeği niye öldürmüyorsun o zaman? Değil mi? Yani suçsa. Ha, onu suç diye kabul ediyorsun. Ağır namus yani. Diyorsun. Peki senin ağrına, namusuna, göz dikene niye bir şey demiyorsun? Acayip bir şey yani. Kadın olmak suç demek. Ha, kadın olmak suç. O zaman karşımıza çıkan o. Karşımıza çıkan o. Ha, doğru yoksa Allah-u Teala'nın bildirdikleri yoksa geliyor oraya netice itibariyle yanlış yerleşiyor mu? Yerleşiyor. Allah-u Teala insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadete kavuşmalarını istiyor. Bunun için saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emrediyor. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak ediyor. Allah-u Teala'nın birinci emri iman etmektir. Çünkü iman etmek bütün insanlara lazımdır ve herkes için iman da zaruridir. Zira imanı olmayanların hiçbir ibadetini, iyiliğini Allah-u Teala beğenmez ve kabul etmez. Kur'an-ı Kerim'de de açıkça bildiriyor. Demek ki insanlarda inanma duygusu var. Fakat bu kimse iradesini, aklını kullanarak Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde iman eder ve ibadetlerini yaparsa dünyada rahat ve huzurlu olur. Ahirette de ebedi saadete kavuşur. Yok bunu reddederse kalp boş kalmaz. Oraya çör çöp dolar. Yanlış şeyler de gelir efendim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, bir kimse
Uhud Dağı kadar sadaka verse, eshabımın verdiği bir avuç arpanın sevabına kavuşamaz. Aşkla çalışan, dili aşınan, hay hay, bu yola düşen, der Allah Allah. Ufak karınca basma görünce, hay hay, ona varınca, der Allah Allah. Mescide gelen, bu hali gören, hay hay, rahmet eren, der Allah Allah. Büyük lezzettir, sırra ermektir, hay hay, hakkı görmektir, der Allah Allah. Cihana gelen, kendini bilen, hay hay, yanan gönülden, der Allah Allah. Doğanlar ağlar, ölenler inler, hay hay, yanan gönüller, der Allah Allah. Tefekkür eden, gerçeği gören, hay hay, her sırra eren, der Allah Allah. Çile çekenler, çile bilirler, hay hay, seven gönüller, der Allah Allah. Duran şu dağlar neye bakarlar? Hay hay! Hakkı ananlar! Der Allah Allah! Bülbül yol gözler, hep gülü özler. Hay hay! Mümin de sözler! Der Allah Allah! Şafak sökmeden, bülbül ötmeden. Hay hay! Yanan gönülden. Der Allah Allah! Geceyi özler, sırrını bekler, hay hay, secdede yüzler, der Allah Allah. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Hiçbir müçtehit ve eshab-ı kiramdan hiçbirisi, radıyallahu teâlâ anhüm ecmain, başkalarının içtihatlarına bozuk demedi. Kendilerine uymayanlara fasık ve sapık gibi kötü şeyler söylemedi. Eshab-ı kiramdan radıyallahu teâlâ anhüm ecmain, sonra gelen müçtehitlerin en büyüğü İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir radıyallahu anh. Bu büyük imam her hareketinde vera ve takva üzereydi. Her işinde peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tam manasıyla tabiydi. İçtihat ve istinbatta öyle yüksek bir dereceye ulaşmıştı ki buraya kimse varamadı. Kendisinden daha önceleri daha alim ve daha yüksek kimseler geldiyse de onların zamanında sapıtmalar yayılmamış olduğundan doğruyu ayıracak miyarlar hazırlamamışlar, diğer daha kıymetli işlerle uğraşmışlardır. İmam-ı Şafii Hazretleri, İmam-ı Azam'ın içtihadının inceliğinden az bir şey anlayabildiği içindir ki, bütün müçtehitler, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çocuklarıdır, demiştir. İsa aleyhisselam, kıyamete yakın bir zamanda, gökten inerek, Muhammed aleyhisselamın dinine göre hareket edecek ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkaracaktır. Maruf-u Kerhi Hazretleri. Geçimini hırsızlıkla sağlayan biri, daha önce Maruf-u Kerhi Hazretlerinin talebesine hediye etmiş olduğu atı çalmayı kafasına koyar. Uygun zamanı gözleyen hırsız, bir gece gizlice ağıla girer. Atın güzelliği hakikaten görülesidir. Hırsız bu atı çalıp satmayı düşüne dursun. Beklenmedik bir şekilde ağla Maruf-u Kerhi Hazretleri ve Sırrı Sekati Hazretleri girerler. Hırsız büyük veliyi ve yanındaki kişiyi elbette tanımış ve can havliyle kendisini atların pisliklerinin olduğu kısma atmış ve oraya gizlenmiştir. Hırsız at pisliklerinin içinde korkuyla beklerken Maruf-u Kerhi Hazretleri ve talebesi hikmet konuşmaya başlarlar. Hırsız bir anda müthiş bir pişmanlığa düşer. Hayatını, boşa geçen zamanlarını, günahlarını düşünür.
ve Allahü Teala'nın ihsanı ve Maruf-u Kerhi Hazretlerinin bereketiyle anlatılamayacak bir pişmanlık içinde ağlar ve bütün hücrelerine varıncaya kadar tövbeler eder. Maruf-u Kerhi Hazretleri kutup denilen yani zamanın en büyüklerinden olan ve ebdal denilen ve biri vefat edince yerine muhakkak başka bir evliyayı tayin eden makamdadır. Sırr-ı Sekati Hazretleri ebdal denilen evliyalardan birinin vefat ettiğini ve bunun yerine kimin geçirileceği sorusunu Maruf-u Kerhi Hazretlerine sorar. Maruf-u Kerhi Hazretleri Sırr-ı Sekati Hazretlerine beklenmeyen bir cevap verir. O vefat eden evliyanın yerine şu anda şu tahtaların arkasında olan ve pislik içerisinde kendisini saklamaya çalışan at hırsızı geçebilir. Çünkü onun işlemiş olduğu günahlara olan pişmanlığı ve tövbe etmesindeki ihlası ve samimiyetinin büyüklüğü başkalarının yıllar süren tövbesinin ve ihlasının önüne geçti. Bence o bu makama layıktır, buyurur. Maruf-u Kerhi Hazretleri bütün ömrünce Allah'ın kullarına Allah yolunda hizmet eder ve onlara yol gösterir, ışık olur. Ve Allahü Teala'ya hizmet ve kullukla geçen ömrü 815 yılında nihayet bulur. Aşkıyla yandığı Rabbine, cemaliyle kavrulduğu Resulullah'a kavuşur. Bağdat'ta binlerce evliya ve on binlerce Müslümanın kıldığı cenaze namazından sonra yüzyıllardır ziyaret edilen ve edilecek olan kabrine defnolunur. O, öylesine bir büyük evliyadır ki, vefatında meydana gelen olay, onun vefatından sonraki bir kerameti olarak geçer tarihlere. Hristiyanlar ve Yahudiler, akıllara zarar ve zaten kendilerinin de inanmadığı bir iddia ile, Maruf-u Kerhi'nin kendilerinden olduğunu, cenazesinin verilmesini isterler. Tam o sırada, Maruf-u Kerhi'nin hizmetçisi, büyük evliyanın ölmeden önce, benim cenazemi kim yerden kaldırabilirse, o taraftanım, diye vasiyet ettiğini söyler. Bu apaçık bir keramet ve bozulmuş ve nesh olmuş batıl dinlerin mensuplarına apaçık bir meydan okumadır. Hristiyan ve Yahudiler ne kadar uğraşsalar, tabutu yerinden kıpırdatamazlar. Elbette müminler büyük velinin cenazesini alır ve defnederler, dualarla, yasinlerle, fatihalarla. İmam Maruf-u Kerhi Hazretlerinin büyüklüğü, vefatından sonra talebesinin büyüklerinden meşhur evliya Sırr-ı Sekati Hazretlerinin anlattığı şu menkıbeyle bir kez daha yerleşir kalplere. Büyük Veli Sırr-ı Sekati Hazretleri şöyle anlatır. Hocam Maruf-u Kerhi'yi arşın hemen altında durmuş, gözleri açık ve bir noktaya sabitlenmiş, hayran ve aşk-ı ilahiden mecnun bir şekilde kendinden geçmiş olarak gördüm. Allahü Teala meleklere sordu: "Bu kimdir?" Melekler cevaben dediler ki: "Ya Rabbi, sen elbette her şeyi hakkıyla bilensin." Bunun üzerine Allahü Teala hocam Maruf-u Kerhi Hazretleri için meleklere şöyle buyurdu: "Bu gördüğünüz kulum Maruf'tur ki benim muhabbetimden mest ve hayran olmuştur. Beni görünceye kadar hiçbir şey onu bu halinden kurtaramaz. Ancak beni gördüğü zaman gelir kendine." Maruf-u Kerhi Hazretleri sevenlerinden birine öğrettiği bir duada buyurdu ki: "Sana 10 cümle öğreteceğim. 5'i dünya, 5'i ahiret içindir. Bunlarla kim dua ederse Allahü Teala onun duasını kabul buyurur. Bu 10 cümle şunlardır: dinim için Allah bana kâfidir. Dünyam için Allahü Teala bana kâfidir. Ehemmiyetli işlerim için
Allahü Teala kerimdir ve bana kâfidir. Bana haksızlık etmek isteyenlere hilm ve kuvvet sahibi olan Allahü Teala bana kâfidir. Bana kötülük etmek isteyenlere şedid olan Allahü Teala bana kâfidir. Ölüm anında rahim olan Allahü Teala bana kâfidir. Kabir sualinde rauf olan Allahü Teala bana kâfidir. Hesap anında kerim olan Allahü Teala bana kâfidir. Mizan anında latif olan Allahü Teala bana kâfidir. Sırat'ta kadim olan Allahü Teala bana kâfidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allahü Teala bana kâfidir. O arşın Rabbidir ve ben ona tevekkül ettim. İslam ahlakı. Berika ve Hadika'da dil afetlerinde ve Mecmuaül Enhür'de diyor ki: erkek veya kadın bir Müslüman alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek amden, yani tehdit edilmeden istekle veya başkalarını güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese dahi imanı gider, mürtet olur. Buna küfrü inadi denir. Eğer bunun küfre sebep olduğunu bilmeyip amden söyler, yaparsa yine mürtet olur. Buna küfrü cehli denir. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür değil, büyük günahtır. Küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olanın nikahı bozulur. Zevcesinden vekalet alarak iki şahit yanında veya camide cemaat ile tecdid-i nikah yapması lazım olur. İkiden fazla tecdid için hulle lazım olmaz. Küfre sebep olan sözü hata ederek, yani amden olmayıp yanılarak veya tevilli olarak veya ikrah, tehdit edilerek söylerse, mürtet olmaz ve nikahı bozulmaz. Küfre sebep olması, alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söyleyen mürtet olmaz ise de, bunun tövbe ve istiğfar etmesi ve tecdid-i nikah yapması ihtiyatlı olur. Camilere giden Müslümanın küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olması düşünülemez. Yalnız bu son şekilde mürtet olması düşünülebileceğinden, İmam efendiler cemaate tecdid-i iman duasını, yani Allahümme inni üridu en üceddidel imane ven nikâhe tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah okutarak tevbe ve tecdid-i nikah yapılıyor. Böylece la ilahe illallah diyerek tecdid-i iman yapınız hadis-i şerifindeki emir yapılmış olmaktadır. Her zaman her zevce, zevcine aramızdaki nikahı tecdid etmek için seni vekil ettim demeli, zevci de bu vekaleti kabul ettim demeli. İmam efendi her cuma namazında duadan sonra tecdid-i iman duasını okumalı, cemaatle beraber söylemelidir. Hepsinin imanları ve nikahları tazelenmiş olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'nın Yeşil semtindeyiz. Yeşil Külliyesi'nin olduğu yerde. Bursa da yeşil, külliye de yeşil. Ecdadımız o zamandan Bursa'nın yeşilliğini, yeşil türbesini ve camini yaparak zaten tescil etmişler. Şimdi bugün tarihi düzenleme hakkında sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. Her çevre düzenlemesi o bölgenin özelliğine göre yapılır.
eğlence yerindeki bir çevre düzenlemesiyle tarihi dokunun zengin olduğu yerdeki çevre düzenlemesi elbette birbirinden farklıdır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu tarihi çevre düzenlemesine çok önem vermiş ve son senelerde bayağı Türkiye'nin birçok il ve ilçesine örnek olacak şekilde tarihi çevrelerini hem düzenlemiş hem de düzenlenmiş olanları biraz daha ıslaha gitmiş. Dolayısıyla buraya gelen insanlar eskiden oturacak, çay içecek bir yer bulamıyorlardı. Şu anda çevre esnaf da buna anlayış göstermek suretiyle buraya gelen Çelebi Mehmet Han'ın misafirlerini rahat ettirecek şekilde bir düzen almışlar. Sokaklara dahi sandalye masaları başkalarının geliş geçişine engel olmayacak şekilde yerleştirmişler. Hakikaten buraya gelen çoluğuyla çocuğuyla namazını kılacak olan abdestini alıp namazını kılabiliyor. Sosyal diğer ihtiyaçlarını giderebiliyor. Efendim şurada şöyle biraz dinlenelim. Bursa'nın Uludağ'ın eteğinde, oksijeni bol yerinde, manevi oksijeni de bol yerinde. Şöyle bir nefes verelim diyecekleri her yer mevcut. Eskiden bu hayrat kurumlarına ait bazı binaların ticari işlerle ilgili kullandığı oluyordu. Şimdi burada Çelebi Mehmet Kervansarayı denilen yer tamamıyla bir hayrat kurumuna tahsis edilmiş ve sabahtan itibaren yani sabah namazını biraz geçe çorbası hazır olan yer bu civarda. Kim isterse, kimlik sorulmaksızın, ne işle uğraştığı sorulmaksızın orada çöküyor, çorbasını içiyor. Orayı da sizlere zaten bundan sonraki dakikalarda tanıtmaya çalışacağım daha yakinen. Çünkü gıda yardımı yapılan kimseler de var. Öğlen vaktinde de insanlara evlerine götürmek üzere kaplarını getirenlere yemekler verilmekte. Bunda da doğru dürüst bir kayıt işi olmuyor. Yani ihtiyacım var benim, bu vakıftan bu yardımı almak istiyorum diyenlere bu yardımı veriyorlar. İstanbul'da 2. Abdülhamit Han zamanında 4. Vakıf Han'da da böyle bir vakıf yemeği dağıtılırdı efendim. Şimdi orası otel olarak kullanılıyor. Böyle bir yemek dağıtımı da orada yapılmıyor. Muhafaza etselerdi de, onu bugün devam ettirselerdi herhalde Ramazan-ı Şerif'te çadır kurmaya ihtiyaç kalmayacaktı. Ramazan çadırı, Ramazan çadırı, Ramazan eğlencesi. Yani bir iftar veriyorsunuz insanlara, çadır da veriyorsunuz. Biz evet çadırdan geldik, çadırı aşağılamıyoruz toplum olarak, Türk toplumu olarak. Ama canım bunun bir de yerleşik düzende olanlara göre imkanı varken bu 4. Vakıf Han'a Osmanlı'nın birçok paşası konağından uşağını gönderir, bir kap yemek aldırırdı. Hem teberrüken olduğu için, bereketlenmek için, hastalara şifa olsun diye, hem de oradaki lezzeti konağındaki özel aşçılarının yaptığı yemekte bulamıyordu. Ben bunu o dönem İstanbul'da yaşamış olan bir öğretmenimizden, rahmetli öğretmenimizden dinlemiştim. Hakikaten şaşırıp kaldım ya, ne ihtiyacı var ki uşağın, adamın evinde uşak var, aşçısı var ama gidiyor vakıftan bir tas yemek alıyor ki hastalıklara, dertlere devadır diye. Şimdi biz şu anda kıbleye doğru döndüğümüzde Yeşil Külliyesi'nin sol koridorundayız. Bir aks meydana getirmişler. Bir de kıbleye doğru değil, kıbleden 90 derece açıyla Bursa'ya doğru giden bir aks var. Şimdi gidelim o aksı da görelim. Oralarda insanlara oturma, dinlenme yerleri daha çok vermişler. Buralarda tabii çeşitli dükkanların sandalyeler, masalar var. Öbür tarafta ise halka açık. Ve Bursa'da öyle bir hale gelmiş ki ikindi vaktinde insanlar evlerinden çıkıyorlar. Çocuğunu, torununu alan gerek Emir Sultan'da olsun, gerek bu Yeşil'de olsun, Yıldırım Tanzimi de devam ediyor. Orada da yapılan yerleri göstereceğiz. Bunları yapanlara teşekkür ediyoruz. Demek ki belediyelerin böyle çevre düzenlemesi için, tarihi çevre için imkanları var. Yapmayanlar demesin ki bizim imkanımız yok. Bir kanun çıkarılmış. Toplanan emlak vergisinin %10'u tarihi çevreye mutlaka kullanılacak. Kullanmayanı müfettişler diyorlar ki niye kullanmadınız bakalım.
Öyle olduğu zaman da Bursa bunu belki de o %10'u ileriye doğru zorlayacak şekilde insanların faydasına tahsis etmiş. Müteşekkiriz onlara. Geçelim şimdi efendim. Bir de diğer aksı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi başka bir açıdan bu tarihi çevre düzenlemesini görüyoruz. Sağ arkamda yeşil türbe, sol yanımda yeşil cami. Tam gerimde de, belki siz oradan tam göremiyor olabilirsiniz, yeşil medresesi. Çelebi Mehmet Han'ın yaptırdığı bu hayrat eserinin hepsi bir duvar içerisinde, ihata duvarı içerisindeydi. Yeri, yurdu, hudutları belliydi. Kervansarayla beraber, Çelebi Mehmet Han Kervansarayla beraber. Şimdi yeşil imareti, Aşevi diye bir atla vakıflar bunu Somuncu Baba Vakfı'na işletilmesini vermiş. Böylece bu hayrat devam ediyor. Yani fakir fukaranın buradan yemekten istifade etmesi işi Osmanlı zamanındakine yakın şekilde devam ediyor. Tabii Osmanlı zamanında yapılan bu vakıflardaki yemekler biraz daha farklıydı. Vakıf senedinde, vakıf namesinde diyelim anlaşılacak şekilde, senet deyince bir senet imzalamış oluyor, doğru senet de biz bugün senet deyince alacak verecek senedi aklımıza geliyor, o yüzden böyle toparladım. Orada cuma günleri ayrı kaloride bir yemek çıkardı. Yemek çeşitleri ve yemeklere kullanılacak olan gıdaların kalitesi, cinsi orada belirtilmiş idi. Tereyağı kullanılacağına kadar belirtilmiş idi. Şimdi tabii bugünün imkanlarında bunlar nihayet yemeklere ne konur, şu kadar konur deniyor. Kalorisi belki o zamandan çok daha düşük bugünkü yemeklerimizin, evlerimizin de öyle, buradaki de öyle. Ama diyeceksiniz ki ya onlar kadar biz hareket halinde değiliz ki, onlar devamlı hareket halindeydi. Ata belki azıcık biniyorlardı efendim. Ama geri kalan da hep piyade yürüyüşüyle işlerini hallediyorlardı. Yani yediklerini yakıyorlar. Bugünkü gibi böyle yürüme yolları, ihtiyaçları onların yoktu. Bütün yollarında yürüyebiliyorlardı. Şimdi ise şehirlerimizde bize gösteriyor ki aldığımız kaloriyi bile yakamıyoruz. O yürüme yollarını belediyelerimiz yapmış ve Bursa Belediyesi'nin de başarılı bir şekilde eski İzmir yolunun kenarına iki büyük şerit halinde yürüme yolları yaptığını gördüm. Sabah yürüyüşleri işte sporları için çok güzel olmuş tabii. Vakti olan, mesaisi müsait olan gidiyor orada hallediyor. Bu yeşil türbe ile yeşil caminin arası eskiden böyle değildi efendim. Yani şu düzen hiç yoktu. İnsan inanası gelmiyor. Affedersiniz, bir mezbelelik gibiydi. Ama şimdi görüyoruz ki burada insanlara oturma yerleri yapmışlar, banklar koymuşlar, sıralar koymuşlar. Bank işte Türkçe ne yapacaksınız efendim? Yani Türkçeyi maalesef biz de zaman zaman böyle konuşmalarımızda kaybediyoruz. Üst taraflara öyle yapmışlar. Ziyarete gelenler birbirlerini hiç sıkıştırmadan, yok şu çıkan işte Yıldırım Bayırı'na çıktım, Yeşil Bayırı'na çıktım diye insanlar bazen burada nefes nefese de kalabiliyorlar. Öyle olduğunda geliyor bir yere çömeliyor, oturuyor, yere oturmuyor, nereye oturuyor? İşte bu sıralara oturuyorlar, yorgunluklarını gideriyorlar. Bu Çelebi Medresesi bugün İslam eserleri müzesi olarak kullanılıyor. Bu medresenin bir özelliği vardı. Abdülhamit Han zamanında kurulan Osmanlı coğrafyasındaki ikinci müzeydi. İkinci müzeydi. Birincisi İstanbul'daydı. İkincisi de Abdülhamit Han tarafından verilen talimatla Bursa'da açılmıştır. Bu müze halen görevini yerine getirmektedir. Çok güzel işlenmiş. Dershanesi bütün medrese dershanelerinden daha geniş olarak tutulmuştur. Demek ki talebe adedi o zaman diğer medreselerden çok farklıydı ki hoca dershanede ders yapacak. Namaz vakti gelince de ya orada namazını kılacak, ya gelecek Yeşil Camii'nde kılacak. Buradan bir de sabah güneşinde Yeşil'in avlusundan çevresinin olduğu çevreyi anlatıyoruz efendim. Avlusundan
Bursa Ovası'na doğru şöyle hiç olmasa Bursa'nın bir kesimini size göstermek istiyorum. Geçelim oraya efendim. Şimdi de Yeşil Külliyesi'nin biraz doğu kısmına geçtik. Hemen arkamda bütün ihtişamıyla Yıldırım Bayezid Külliyesi görünüyor. Bir büyük bayrak asmışlar. Tabii baba orada, oğul Çelebi Mehmet Han bu tepede. İki tepeden ikisi de birbirini görecek durumdalar. Hani manen görürler. Yoksa hani şimdi bazı insanlar vefat ediyorlar. Aman benim cenazemi işte denizi görecek, boğazı görecek bir yere falan defnedin diyorlar. Sanki görebiliyor mu efendim? Göremez. Ama ikisi iki tepenin üzerinde birer türbede yatıyorlar. Cenab-ı Hak onlara böyle nasip etmiş. Yıldırım Han malum Akşehir'de vefat etti. Sonra buraya cenazesi getirildi, defnedildi. Çelebi Mehmet Han da vefat ettikten sonra buraya getirildi ve buraya defnedildi. Şimdi tarihi çevre olarak buraya bir tane de gelen ziyaretçilerin hani Bursa'yı da bir görelim şöyle diyecekleri şekilde herhalde bir para da kullanılıyor bunun için. O parayı atınca Bursa'yı seyrediyorlar. Biz de şimdi bütün seyircilerimiz bu dürbünden göreceklerinden daha ötesini görsünler diye Yeşil Külliyesi'nin tarihi çevresini sizlere göstermek için geldik. Tabii Bursa'nın eskiden kurulduğu yer Sur içiydi. Sonra Ulu Cami'nin yapıldığı yerden itibaren şehre küstü kısmı şehir olarak gelişti. Buralarda daha sonra gelişti. Ben tahmin ediyorum ki Yeşil Türbesi'nin ve caminin yapıldığı zamanlarda burada çok büyük bir yerleşim yoktu. Ama sonradan yerleşti. Sizin arkada gördüğünüz Bursa, o güzelim şeftalileri yetiştiren Bursa Ovası'nın bir bölümü. Şeftali yerine apartmanlar dikilmiş. Daha ilerisinde iş yerleri ve fabrikalar konmuş. Bir fabrikalar şehri olmuş. Diyeceksiniz ki fabrikayla da karın doyuyor. Elbette fabrikayla da karın doyuyor. Ama bu yeşilliği her yerde bulamayız. Bugünkü şartlarda düz alanları, ziraat alanlarını, tarım alanlarını yani gençlerin anlayacağı şekilde mutlaka kendi işi için kullanmak mecburiyetindeyiz, mahkumiyetindeyiz. Biz daha başka yerde birim alandan fazla ürün alıyoruz. O da tarım işiyle uğraşan ilim adamlarımızın işidir, devleti yönlendirmesi. Biz size burada Yeşil Külliyesi etrafındaki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapmış oldukları tarihi çevre düzenlemesini başka belediyelerimize de örnek olur ümidiyle, kimseyi suçlayarak değil, kimseyi ilzam ederek değil, ümidiyle böyle genişçe bir bölüm halinde vermek mecburiyete kaldım. Çünkü oralara da gidiyorum. Orada da tarihi çevreleri görüyorum. Yani oradaki tarihi çevrede camiyle uygunsuz bazı yerler bitişik sanki duruyor. Buna artık bir son verilmeli. Tarihi eserler, evkaf eseri olsun, hayrat eseri olsun, ibadethaneler olsun, türbeler olsun, bunlar artık yapıldığı andaki gibi müstakil, bitişik nizamda herhangi bir şey olmaması gerekir. Bunu önleyen kimse, hani şimdi araba yapacak kahraman arıyorlar, ben de bunu önleyecek kimse kahraman olur diye benim de kahramanım o olacak. Efendim süremizi birazcık da zorladık ama size güzel yerler gösterebildiğimi zannediyorum. İnşallah öyle olmuştur. Vaktinizi boşa harcatmadık. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.